Talihsiz bir şey yaşadık bugün. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık maçın sonuna kadar. Burada hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Ancak daha henüz Galatasaray yönetimi stadı terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray Kulübü'nün yazdığı bir tweet'i gördük. Başkanımız onların yöneticilerinden bu tweet'in derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Tweet hala silinmiş değil bildiğim kadarıyla. Ki sabah bundan çok daha ağır bir tweet hemen çabucak bir şekilde silinmiştir. Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak daha henüz yapılmadı. Yapılmayacak dostlar. Çünkü kartal zaten yükseklerde uçar. Biz rakiplerimizle sosyal medya aracılığıyla konuşmak, görüşmek istemiyoruz. Karşılıklı iyi niyetle konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bu yapılan hareket hiç yakışmadı. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Çünkü iş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz. Sayın Başkanımız söz konusu tweet'in silinmesini söyledi. Diğer yöneticiler silineceğini söylediler ama evet, ne yazık ki tweet silinmedi. Tabii yaklaşık 20 yıldır 5 kere aday olduğumuz bir olimpiyat var. Evet, oraya. Şu ilginç tabii, 5 kere bu önemli olimpik ve paralimpik oyunlara aday olmuş bir şehire yarın geliyoruz dese olimpiyatlar, en çok madalya veren iki branş, biri jimnastik, diğeri atletizm. Bu ikisini yapabileceğimiz bir tesis yok. Yani 5 kere şehir aday oluyor ama uygun iki tesisimiz yok. Bu konuda bu tesislerin nerede yapılacakları konusunda ön çalışmalar yapıldı. Ve her ikisi için de projeler neredeyse tamamlandı. Paralimpik tarafta da tesislerin tabii engellilere erişilebilir olması gerekiyor. Burada da Cemal Kamacı spor tesisimiz, İstanbul'un ilk erişilebilir tesisi sertifikasını aldı. Yani bunun 50, 100, 200 olması gerekiyor. Bunun farkındayım. Çok da gurur duyulacak bir şey değil ama hani bunun birincisinde olması da önemli. Bence buradan sonra İstanbul'daki tesislerin bu konuda sertifikalandırılması hızı artacaktır.